İtile kakıla başka felaketlere doğru gideriz ki bu felaketler içinde sınırlarımızın değişmesi, devletimizin yıkılması filan da var. Buyurun efendim. Teşekkür çok uzattım, kusura bakmayın. Rica ederim. Şimdi değerli seyirciler, hızlı hızlı gidelim. Gündem yoğun çünkü. Bir gündeme bu kadar uzun takılmanın anlamı yok ama mecburen bir analiz yapabilmek için uzatmak zorunda kalıyoruz. Şimdi İmamoğlu'na açılan davanın nedeni, İmamoğlu'nun Esenyurt Belediyesi'nin önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için eli sopalı, tırnak içinde eli sopalı imasında bulunduğu gerekçesi gösterilmiş bu davada. Benim için açılan davada ise TUSAŞ'ın, yani geçen gün saldırıya uğrayan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin içinin boşaltılarak, onların teknik donanımı vesairesi, projeleri gibi içinin boşaltılarak Cumhurbaşkanı'nın damadı, yani Selçuk Bayraktar'a ait olan Bayraktar firmasına aktarılması ve dolayısıyla bu alanda yapılmış bir dizi kayırma, iltimas, avantaj, kamu kaynaklarının kötü kullanılması, görevin kötüye kullanılması gibi bir dizi suçun işlenmiş olduğuna dair ortaya konulan iddiaları, altını çiziyorum, iddiaları ekrana getirmemiz benim burada söylemem. Gerekçesi bu. Bunu belirtelim çünkü bazı seyircilerimiz bu davaların açılma nedenini göstermiş. İmamoğlu'nun konuşmasını gösterebilirler. Bir başka gelişme var hocam, olay şu. İçişleri Bakanı bugün konuşma yaptı, Ali Yerlikaya. Ya. Ali Yerlikaya'nın konuşması vahim. Değerli seyirciler, günün en önemli olaylarından biri. Sayın Ali Yerlikaya'nın bir devlet terbiyesi ve bir geleneği içinde yetişmiş bürokrat olduğunu biz düşünüyorduk. Hala da o kanımızı korumaya çalışıyoruz. Ama Ali Yerlikaya bugün AKP iktidarının İçişleri Bakanı'dır. İstanbul Valiliğinden oraya gitti. Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'dır. Diyor ki bu devletin bir sahibi var. O ses var mı arkadaşlar? Ses hazır mı? Hasan yönetmenimiz. Ses açmadık mı arkadaşlar? Benim kulağımda sıfır ses var. Bir gelip ses açar mısın? Hazırmış. Peki onu verebilir miyiz? Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir. Şimdi değerli seyirciler, bu devletin de sahibi vardır. O sahip de aziz milletimizdir diyor. Şimdi milletin devletin sahibi olduğu doğru. Fakat burada millet adına konuşan biri var. Şimdi bu milletin yarısından fazlası mevcut iktidara hayır demiş. Ne diyeceğiz? 31 Mart'ta ortaya çıkan iradeye aykırı bir tutum takınıyorsunuz. Eğer devletin sahibi milletse, millet adına konuşuyor. Bu şu demek, devletin sahibi biziz demek. Biz milleti, milletin duyarlılığı, biz millet ve milletin duyarlılıklarını temsil ediyoruz. Çünkü AKP'nin milletten anladığı şey kendisine verilen oylar. Diğerlerine zillet diyor çünkü. Millet demiyor. Diğerlerine zillet deniyor. Dolayısıyla bu devletin sahibi var. Yani sahibi biziz. Dolayısıyla bu devletin geleceğine ilişkin kararları da ancak biz veririz. Sizin yapacağınız tek şey buna boyun eğmektir diyen bir yaklaşım var burada. Benim yorumum bu. Böyle bir tutumu sergilediler. Bu vahim bir tablo. Bunu AKP'nin üst düzey bürokratlarının hemen hemen tamamında görüyoruz. Buyurun hocam, ne diyorsunuz? Evet, şimdi tabii buradan hareketle bende bir konu başlığı daha var. Osman Kavala meselesi. Yani devletin, yargının, yasamanın, her şeyin sahibi tek adam olunca Osman Kavala Gezi direnişi dolayısıyla bir Osman Kavala Gezi direnişinin lideri değil. O Erdoğan bir dava daha açmış hocam. Özel'e de açmış dava. Esenyurt konuşması nedeniyle açmış. O da mı? Onun gerekçesini arkadaşlar. Tamam. Esenyurt konuşması yüzünden 1 milyonluk dava açmış ona da. Demin kim? Özgür Özel'e. İmamoğlu'naydı. Ha, demin İmam birer milyon. Evet. O da yani bir. Ha, bu arada bir avukat arkadaşımız hatırlatmış, bir hukukçu arkadaşımız.
gereksiz zenginleşme değil diyor yasadaki tanım. Sebepsiz zenginleşme ki daha doğru bir deyim. Evet. Ben dostumuza... İşte zenginleştirmeyecek evet, alanı, vereni de yoksullaştırmayacak. Canım. Gereği gereksiz evet, onlar... Ercan Tekin, hukuki evet, kavram olarak önemli evet, hocam. Evet, evet. De, gereksiz yani, değil, sebepsiz. Evet, neyse işte yani o esas olarak kazanılan eğer bir tazminat isteniyorsa evet, o hocam, miktar... Doğru kavram bu. Yani doğru. Benim kullandığım evet, bir kavramdı. O miktar doğru kavram alanı zenginleştirmeyecek, evet, vereni yoksullaştırmak. Evet. Şimdi daha önemlisi. Osman Kavala olayı. Osman Kavala olayında iki tane çok büyük hata var. Birisi Gezi direnişinin hükümet darbesi, hükümete bir hükümeti ıskat etme, yani yerinden etme, anayasayı değiştirme, darbe yapma falan diye nitelenmesi. Bir defa Gezi direnişi bir iktidara, hükümete karşı bir darbe değil, asla değil. Bir. İki, daha aynı şekilde onun içinde bu sanki... Böyle bile olsa Osman Kavala onun lideri değil. Yani dolayısıyla Osman Kavala'ya yapılan yanlış veya Osman Kavala'ya yapılan adaletsizlik katmerli adaletsizlik katmerli. Bir, mahkum olduğu dava hükümet darbesi değil. İki, o davada lider olarak mahkum edilen Kavala oranın lideri değil. Ve bütün bunlar... Tarihsel olaylarla kanıtlanmış bir şey. Yani o arada çünkü çok olay var. İlk başladığında Erdoğan yurt dışında Gül var, işte vali var, şey var. Sonra dönüyor, geliyor, konuşmalar var. Erdoğan'la...